Hocam 16 liginde geçen sene şampiyon olmuştu. Bu sene de ne malum şampiyon oldunuz ve kupalar biraz önce törenle verildi. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Şimdi ben U16 takımını önce takımını tebrik ediyorum. Şöyle söylemiştim, kaldığımız yerden devam ediyoruz demek istiyorum. Ama tabii buraya gelirken zorlu bir süreçten geçtik. Bu seneki takımın tek handikapı bence az maç yapmış olması. Çünkü 7 takımla bir gruptan geldik. Maalesef 3 tane takımın çekilmesiyle 3 tane maç yaparak buraya geldik. Playoff'ta da aynı şey oldu. 8 takımdan geldiğimiz yerde maalesef 5 maç yapabildik. Sezonun ikinci haftası Buldan Belediyespor 16 takımı maçlara çıkmayarak gelmedi, oynamadı maçları. Son hafta sizin de bildiğiniz gibi gene aynı şekilde Saraköy takımı bizden oynadı ama diğer maçlara gelip oynamadı Saraköy Belediyesi. Bugün de biliyorsunuz tekrar Galatasaray Futbol Kulübü'nün temsil ettiği Kaptan Spor var. Kaptan Spor'da tamamen sporcularımız, biz 2004 sporcularını dağıttık diye 16 maçına gelmediler. 2005'lerle gelmeye teklif ettiler. Biz dedik şampiyon takımla oynamak istiyoruz dedik. Onun için arkadaşlar gelmediler. Dolayısıyla sporcu az maç yapmış olduğu için bence bu Türkiye Şampiyonası için bir handikap olarak görülüyor. Bu alt yaş gruplarının hep yaşanıyor değil mi hocam? Şimdi alt yaş gruplarının yaşanması sebebi ben hep söylüyorum. Takımlar maalesef ligleri sporcu geliştirmek için değil, para kazanma yeri gördüğü için böyle oluyor. Birkaç tane takım var. Sporcu yetiştirelim. İşte amatöre faydamız olsun, profesyonel takımlara faydamız olsun diye. Onun dışındaki herkes burada ahbap çavuş ilişkisinden ligi götürdükleri için takımlar az maç yapıyorlar. Ben hep söylüyorum, sporcu gelişecekse çok maç yapacak. Biz de onun için 16 takımını 17 oynatmaya başladık. Bildiğiniz gibi orada 4'te 4 yaparak gidiyoruz. Yine 17 takımıyla eğer Türkiye Şampiyonası gidecek olursak yine 2004 doğumlu sporcular 16 takımı temsil edecek. Allah'ın izniyle 17'de başarılı olacağımıza inanıyorum. Evet, grup finallerinde tabii ki 16 takımı geçen sene kaldığı yerden devam edecek değil mi? Kaldığı yerden sizin de dediğiniz gibi 2 yıldır namalip gidiyoruz. İnşallah yani tabii gönlümüzden öyle geçiyor ama Türkiye'de son 4'e kalıp yine Türkiye Denizli'ye en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyoruz. Teşekkür ederim hocam, var mı başka eklemek istediğiniz? Ben de teşekkür ederim. Sizi de yorduk. Çal'dan geldiniz. Sağ olsun bize de yetiştiniz. Ayrıca size yemekler için de ben de çok teşekkür ederim kulübüm adına. Sağ olun. Hocam, U16'da yeni gizli şampiyon oldunuz. Bu başarı nasıl geldi? Biraz bahseder misiniz? Bu başarının kaynağı 3 sezona dayanıyor. 3 sezondur sıkı bir çalışma, disiplinli şekilde çalışıyoruz. 3 sezondur, son 2 sezonda özellikle emeğimizin karşılığını namalip Denizli şampiyon olarak aldık. Bugün de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. En iyi şekilde Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'na temsil edeceğiz. Geçen sene olduğu gibi. Geçen sene yarım kalan bir hikayemiz vardı. Türkiye finaline kalacaktık, kalamadık. İnşallah bu sezon en iyi şekilde Türkiye finaline kalacağız. Hayırlısı. Peki hocam, sizin takımın farkı ne burada? Şampiyon Yeşilgöl, oley 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 oley. Şampiyon Yeşilgöl, oley. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edecek olursak sizin takımda aslında başarıyı getiren unsur uzun süre bir yerde oynayan oyunculardan oluşuyor değil mi? Bizim en büyük başarımızın sebebi hem oyuncularımızla, hem ailemizle, hem yönetimimizle, hem kulübümüzle bir aile olmamız. Bu bizim için en önemli başarıyı getiriyor. Biz birlikte emek veriyoruz. Birlikte emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Her zaman sahanın içinde. Güzel bir aile ortamımız var. En iyi şekilde değerlendiriyoruz ve karşılığına şükür alıyoruz yani. Evet. Peki. Teşekkür ederim hocam. Var mı başı eklemek istedim? Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Serkan Demir. Evet Serkan Bey. Oğlunuzun da yer aldığı Yeşilköy 16 takımı Denizli'de nam alıp şampiyon oldu. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi mutluyuz, gururluyuz çocuklarımızla. Geçen seneden beri aynı başarıyı devam ediyorlar. Geçen sene yarım kaldır işler var. İnşallah bu sene bitirirler. Türkiye şampiyonu hedef. Evet. Geçen sene olamadılar, bir yere kadar gittiler ama hepsi çok güzel bir takım. Biz velilerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, velilerimiz. Hocalarımız, başkanımız da çok teşekkür ediyoruz ilgili alakalarından dolayı. İnşallah Türkiye şampiyonu. Evet, kupalarını da aldılar. Bir gurur verici bir olay. Bir insan değil mi çocuğun evet, böyle evet. Bir başarılı tabii olması? Ki, tabii ki başarılı olmadı. Hemen bu yaş grupları güzel bir ambiyans oluştu. Güzel bir takım kuruldu hocaların sayesinde. Ekrem Başkan'a da buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye şampiyon olurlar, gelirler ya. Evet. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, seni tanıyalım. Adım Ahmet Türkan, soyadım Ulutürk. 3 yıldır Yeşilköy Spor'da oynuyorum. Aynı zamanda takım kaptanıyım. Evet, şampiyon oldunuz. Bu şampiyonluk nasıl geldi? Biraz bahseder misin?
Yani her zamanki gibi çalışarak gecemizi gündüzümüzü verdik. Çalıştık. En sonunda başarı geldi. Siz geçen sene de şampiyon olmuştunuz değil mi? Evet. Geçen sene beraberlik yüzünden elenmiştik. Son dörde kalamamıştık. Bu sene geçen sene kalan şampiyonluğu almayı düşünüyoruz. Evet. Bu sezon Denizli Süper Amatör Ligi'nde kaç maç oynadınız? Kaç galibiyet, kaç yenilgi, kaç beraberlik aldınız? Tam bilmiyorum. Bu sene ligde rakiplerimiz fazla maça çıkmadı. Biz hazırlık maçlarıyla maç eksiğimizi kapatmaya çalıştık. Evet. Peki. Teşekkürler, başarılar.